Evet, şimdi geçmiş olsun. Sağ olun. Ne kadar oldu ameliyat olalı? Şu an 13-14 gün. 13-14 gün oldu. Senin bu ikinci kez ameliyat olmak zorunda kaldın. Evet. İlk ameliyatın ne zaman olmuştu? 7 ay önce. 7 ay önce. Şimdi normalde bana internetten şöyle ulaşan çok oluyor. 3 ay önce ameliyat oldum, işte damarlar duruyor. Diyorum ki erken. 6 ay, 7 ay, 8 ay, 9 ay, bazen 1 yıl ameliyatın iyileşmesi sürer. Sende ama, sen de aynı şekilde aradın. Ben de işte sana acele etmeyelim vesaire. Ama damarlara baktığımızda ameliyat etmeye karar verdik. Ne hissediyordun sen? Niye tekrar olmak istedin? Neydi yani seni şey yapan, rahatsız eden? Hocam genelde yani öncekinde ameliyat olmadan önce ağrıyordu. Oldu mu biraz? Evet. Ameliyattan sonra her şey devam etti. Ağrısı devam etti. Tabii. Şu an mesela dedim ki demek ki benim mini ameliyat olmalı. İçeride de demek ki bir şeyler orada peki elinde hissediyor muydun yani? Hissediyordum. Damarını hissediyordun. Sonra ben dedim ki yani profesyonel daha iyi yani. Mikrocerrahi bir doktora başlıyorlar. Yani bizim açıkçası farkımız sonra ne? Sizi buldum hocam. İşte yani biz hep bu işle uğraştığımız için çok fazla sayıda yapıyoruz. Evet. Ve de bu varikoselin nükseden bir ameliyat olması sebebiyle nasıl nüksetmez, ne yapılıyor, hata ne, nedir bunları çok araştırdık. Çok birkaç doktor böyle biz kafa kafaya verip ve gördüğümüz şey damarı bağlayıp bırakmak sadece işte sende olduğu gibi nükse sebep olabiliyor. O damar oradan kaybolmayabiliyor. Sende açıkçası ameliyattan sonra da söyledim. İç damarları mükemmel yapmışlardı. Ama dış damar belki onu da bağladılar ama alınmadığı için orada duruyordu ve nüksetti. 3.6 milimle. 3.6 milim ve kaç santim damar çıkarttık senden? O fotoğrafını çektim senden. Yani herhalde 20 santime yakın bir damar onu içeriden çıkarttık. Şimdi ameliyat sonrası ne fark var sence? Neyi hissediyorsun? Hocam şu an mesela 14 gün oldu. Ama ben gayet şu an kendimi daha rahat hissediyorum. Ben bir şey psikolojik olarak da çok rahat hissediyorum. Evet. Size. Evet. Ameliyat olduğum için. Yani şu an ağrın nasıl? Ağrım yok. Ağrın ben geçti. Rahat. Şimdi spor. Bizim aslında en çekindiğimiz şey ağır sporlar. Profesyonel insanlar bize gelir spordan para kazanan. Deriz ki devam et. Gerekirse nükselerse yeniden yaparız. Ama profesyonel olmayan birisinde çok ağır, karın içi basınca çok arttırıcı spor istemeyiz. Yani böyle ıkınmayı gerektiren, karnına devamlı o bizim valsalva dediğimiz, Dopplerler sırasında ıkın dediğimiz şeyi yapmanı çok fazla istemeyiz. Sporlarda yaparken işte vücut geliştirme sporu bile yapacak olsan daha çok kol, bacak, göğüs kaslarına yönelik karın içi hareketlerini birazcık yasaklayan şeyleri bunları özellikle ilk 6 ay mümkünse 1 sene çok fazla yapmadan diğer sporları yapmanı isteriz. Benim yani nükselen hastalarım şimdi bilirler kendileri de mesela çoğunluğu bir tanesi Japonya'da 500 km bisiklet sürmüştü çocuk. Ondan sonra nüksetmişti. Diğeri yine böyle ağır vücut geliştirme sporcusuydu mecburen yani devam etmek zorundaydı. Ondan sonra yine yani ağır sporlarda nüksetme olayı var veya böyle ayakta çok kalan insanlarda. Şimdi sende nüksetme olayı normalde yok artık. Çünkü senin zaten ilki çok güzel olmuş iç tarafı dış tarafı da biz hallettik. İçte de bir iki damar hallettik. Ama yeni sıfırdan ameliyat olacak insanlara ben ağır sporu bir sene kadar hayatlarından uzak tutmayı 6 ay daha dikkatli olmayı öneriyorum. Sen de spora dön, normal bir ağırlık olmadan vücudunda yürüme, koşma, belli başlı hareketler, ne bileyim futbol oynama falan bunları yapabilirsin. Kendi ağırlığınla ve karının içi basıncını dikkat edin. Yani böyle çok seni ıkındıracak, böyle çok zorlayacak hareketler yapmamaya çalış yavaş yavaş. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun.